Hani o tarafında karşı değilim. Peki, İyi Parti'yi de biraz konuşalım. Çünkü 27 Nisan bu hafta sonu İyi Parti'de kongre var. Bakalım kurultayda ipi kim gözleyecek? Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın kurultayda genel başkanlık için yarışacak 3 isim. Meral Akşener artık geri dönüşü olmaz herhalde. Hiç belli olmaz siyasetlerinde. Yani nasıl geri döndüyse, daha önce de gitmişti, geri döndü, parti kurdu. Şimdi de gider, sonra o müthiş şey diye geri gelir, yani işte kurtarıcı diye geri gelir. Çünkü Türk siyaseti böyle maalesef ki. Ya şöyle diyeyim, ya İyi Parti güzel, güzel demeyeyim de iyi bir projeydi. Zamanında lazımdı, işte 2023 seçimleri öncesinde lazımdı. O şey olarak kuruldu, yürüdü, 2023'te görevini yerine getirdi, oturdu kalktı masalara filan, Erdoğan tekrar kazandı. Ondan sonra işte yerel seçim zamanında zaten şeyden sonra, hatta 2023 seçimlerinden sonra o zamanki yazılarımda da vardır, ben ya İyi Parti dağılma sürecine girmiştir diye yazdım. Yani çünkü görevini yerine getirdi. Şehit oldu, miladı doldu. Ha, İyi Parti devam eder mi? Evet. Şu andaki işte mevcut güçlü isimler. Ya güçlü isimler, kendi İyi Parti içerisinde güçlü isimler. Biri genel başkan olur. Bazıları gene işte dün mü ne, gene bir başkan yardımcısı istifa etmiş. Partiden. İşte istifalar olur filan. Sonra bir işte bir en son hale gelir. Ta ki MHP'de böyle bir süreç yaşanıp MHP ile İyi Parti'nin bir şekilde bir çatı altında ya da başka bir, yani ya MHP'de ya İyi Parti'de ya da başka bir parti arasında o çatı birleşmediği sürece de işte %5'leri geçemeyen, %5-6'larda kalan bir parti olarak devam eder. Peki çünkü bu şeyden sıyrılıp da iddialı hale gelmek çok zor. Bir de gene hadi bak altını çizerek söyleyeyim. Her ne kadar 20-30 tane falan şu anda zannediyorum parti var. Bunların işte kaçı seçime girdi en son? 22'si mi 20'si mi seçim, ki daha fazlası var. Önüne gelen parti kurduğu için. Ama Türk siyaseti işte daha önce de olduğu gibi ama şimdi daha çok iki partili bir sürece doğru gidiyor. Yani işte burada bir AK Parti var, şu anda kan kaybeden. CHP var, işte güçlenen. Onlar işte bir şekilde şeyi çekerler bir süre daha falan. Ama AK Parti de bu işi ne kadar sürdürebilir? Erdoğan Allah uzun ömür versin de, hem yaş hem sağlık olarak hani ne kadar sürdürebilirse. Çünkü Erdoğan bir şey figürü orada. Çok hani zaten hem Türkiye için hem de kendi partisi açısından da çok güçlü bir figür olduğu için, hani Erdoğan sonrası nasıl bir orada da işte Meral Akşener sonrası bu kadar aday çıkmışsa hani o zaman ne çıkar, ne olur falan, onlar hani çok sonrasının işleri. Ama bu süreç öyle gidiyor. Bir kere bu kadar bölünmüşlük de, yani tabii ki diyeceksin ki demokrasi böyle bir şey, ama ya bu kadar bölünmüşlük de çok şeye yaramıyor yani. Ya bu üç isimden birinin genel başkan olması durumunda mesela Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın. Benim tamam. En son baktığım üç isimden. Mesela sana... Musavat Dervişoğlu genel başkan olsa İyi Parti'nin gidişatı, MHP'den kopuşlar ya da ne bileyim birleşme hepsi olabilir. Hepsi bir şekilde Koray Aydın aynı falan. Aynı, tamam, Koray Aydın da daha önce. Doğru. Bence orada en şanslı olan Koray Aydın. Yani baktığınızda teşkilat açısından da baktığınızda, daha önceki görevlerine baktığınızda, şey yaptığınızda filan. Ha, Musavat Dervişoğlu da evet güçlüdür ama Musavat Dervişoğlu daha çok Ege bölgesinde daha çok güçlü, hani bilinir, tanınır filan. Ama Koray Aydın'ın hem İyi Parti'nin teşkilatlanmasında, teşkilat başkanıydı zannediyorum ilk kurulduğunda filan. Hem İyi Parti'nin teşkilatlanması hem MHP'de zaten buna benzer görevler yaptığı için filan. Yani ben onun bir tık önde olduğunu düşünüyorum ama tabii ki şu İyi Parti'de bir şey değiştirmez diyorsunuz yani siz. Ya çok şey değiştirmez. Bir şey de mutlaka değiştirir yani, ama çok şey değiştirmez. Yani İyi Parti'yi iktidar namzeti bir parti haline gelmesi için İyi Parti'nin artık çok çok böyle zaman lazım ve çok doğru.